My Career'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sırada Golden State Warriors maçı var. Hey, there's the guy I'm looking for. How you feeling, Che? You ready to get this W? You're acting weird. I mean, really, you're making it more weird. What's up? Just tell me. Okay, it's your clothes. They're a problem. You're a star now. You gotta act like one. Well, show them my clothes. What's wrong with them? I mean, they're great. I stand by this suit. Is this thing even tailored? I'm not saying you have to come in here looking like Russell Westbrook with an astronaut helmet and suspenders, but you gotta put some effort in. If you want to wear a suit, that's great. That's a classic look, but go and get a nice one. And for the love of everything good in this world, please get it tailored. Act like you've been there before. All right, I'm gonna get new clothes. Can I get ready for the game now? You're the greatest. Oh, good. Staples Center'dan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Kevin Durant, siz Golden State Warriors'la karşılaşacağız birazdan uzun süre sonra. Üçüncü yıldızları yok diyeceğim ama gerçi şu anda ekranlarımıza geldi. D'Angelo Russell var, hem de Lakers'a kinli bir D'Angelo. Ekranlarımızda Draymond Green ve Kevon Looney, yandan da Avery Bradley geçti ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Hava atışını Anthony Davis aldı, al beni oyuna koç. Bakalım ne zaman alacak? İlk çeyreğin bitimine 5 dakika var, çok güzel. Yalnız Curry ile eşleşiyorum ve kendisinin Curry olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hani 96 demeyeceğim ona. Onun Curry olduğunu hatırlasak yeterli olacaktır. Anthony Davis neredeyse top kaybı yapıyorduk. Kevon Looney çok iyi savundu rebound Draymond Green'de. Draymond Green NBA center'larına göre cidden kısa ama ya bak, sevin ya da sevmeyin, mücadelesini, hırsını, isteğini, sahaya koyduğu enerjiyi kesinlikle övmek lazım. Kyle Kuzma İyi savunma yaptı, hızlı hücum şansı, fast break'te bomboş smacı vuruyorum. Maçtaki ilk sayım hızlı hücumdan smaçla geldi. 17-8 öndeyiz. Bakalım D'Angelo Russell Lakers'tan onun deyimiyle atıldıktan sonra, kovulduktan sonra bu sene Lakers'a karşı Golden State formasıyla neler yapacak? Bu maçta ondan neler göreceğiz? Curry yeşili gönderdi. Ya bu adama şey diye şikayet etme hakkımız da yok. Bu ne ya, hepsini yeşil atıyor, oyunda abartmışlar. Hani bunu deme şansımız da yok çünkü gerçekte de atıyor. Anthony Davis perdeye geldi, içerisi bir anlık boş kaldı. Basket foul! Draymond Green faulü yapan isim. Bir de atış kullanacağım. Bütün beşler değişti sahadaki. Atışım sabitli. Benim de böyle tarzını inanılmaz beğendiğim bir oyuncu D'Angelo Russell. Hatta gerçekte koluma buz dövmesi yaptıracağım onun sözünden esinlenerek. El üstü atışı isabetli. Hani şey sözü var ya onun, ice in my veins. Böyle kritik dakikalarda sayı atıp ice in my veins, damarlarımda buz var, soğuk kanlıyım diyor yani. Ben de koluma küçük bir buz dövmesi yaptıracağım. Dwight Howard perdeden çıktı. Çok çok ilginç bir set tercihi gerçekten. Sayıyı bulduk ama Dwight'ın perdeden çıkması beni biraz korkuttu. Len Robinson, Klay Thompson'ı gördü. Thompson gözyaşı damlasına blok geliyor. Hem de yeşil. Excellent release toplar zaten bloklanıyordu ama bu yıl ilk defa görüyoruz bunu. DeMarcus Cousins perdeye geldi. Cousins topu kaybetmedik neyse ki. Yalnız öyle bir savunuyorlar ki beni. Caldwell Pope çok zor tuttu topu ama yeşili gönderiyor. Kentavious Caldwell Pope. Yani Murray var, McGee var, Cousins var, Caldwell Pope var ve ben varım. Çok sağlıklı bir 5 değil sanki şu an ama Frank Vogel'ın eminim bir planı vardır. Cousins perdeye geldi, tersi eşleşmeyi kullandık ve yeşili gönderiyor DeMarcus Cousins. Bu asist 504 takipçi getirdi bana. Bu arada takipçi demişken Instagram'da bir tane ayakkabı ve bir tane de NBA 2K20 çekilişi yapıyorum. 50.000 kişi olduk Instagram'da. Buradan katılanlara, takip edenlere teşekkürler, duymayanların da haberi olsun. Yani o hayrandan buraya nasıl bağladım olayı bilmiyorum ama haberiniz olsun. Kenara geliyoruz. Bu adama yazık mı ettiler yoksa iyi mi oldu bilmiyorum ya. Ama ben olsam büyük ihtimalle, yani ben Magic Johnson yerinde olsaydım D'Angelo Russell'ı gönderemezdim. Bir de Lonzo Ball için gönderildi.
Ya sonradan olanlar falan, ya adam gitti başka bir takımda All-Star oldu falan. Büyük cevap ya Magic Johnson'a. Hani bir Lakers taraftarı olarak o karardan utanıyorum. Draymond Green üçlü isabetli değil. Willie Cauley-Stein rebound'u alıp tamamladı. Ya bu yıl oyunda bu çok belli mesela. Yani o kadar uzun ki. Hani gerçekte olur ya böyle, uzunun sırtına binseniz bile o atar sayıyı, öyle hissettiriyor gerçekten. Ceval McGee. Çok iyi ikili oyun. Üçüncü çeyrek Golden State'i göremedik şu ana kadar. D'Angelo Russell. Aha, dört dedim. Eyvah eyvah, aman dikkat. Beni kenara alacak mı hoca? Yo, almadı. Devam. Tamam, biraz dikkatli oynamakta fayda var. Henüz bir üçüncü çeyrek Golden State Warriors'ı göremedik ama ya şöyle, zaten Sean Livingston emekli oldu gerçek hayatta. Kevin Durant artık yok. Kevin Durant her ne kadar çok sevmesem de, yani daha doğrusu şöyle, seviyorum onu izlerken, inanılmaz keyif alıyorum ama karakteristik tercihleri ve ortaya koyduğu ruhu pek beğenmiyorum. Daha doğru bir cümle olur. Curry el üstü üçlüğü isabetli. Yani 2-16 boyunda deli gibi şut atabilen, deli gibi sorumluluk alabilen bir uzunu kaybetti Golden State bir yerde. Öyle bir yıldızı kaybetti. Mükemmel rol oyuncuları olan Sean Livingston ve Iguodala yok. O yüzden ben onların artık bir şansı olmadığını düşünüyorum. Cousins. Oynasana Curry'e. Anladım Cousins. Yani bu da Cousins işte. Basket faul mü? Basket ben mi yaptım? Beşinci faulüm oldu. Tam üçüncü çeyrek Golden State'i diyorduk, bir anda bunu da atarsa D'Angelo fark 2'ye düşecek. Ben o onu atıyorken bir şey demek istiyorum. İstanbul'daydım ya çarşamba gününden pazar akşamına kadar. İsmail Şenol'la aynı projede yer aldım. Fotoğrafını koyarım buraya. Murat Yenersoy gibi bir spikerle yan yanaydım. Televizyon çekimleri yaptık. Lansman yaptık. Oraya gelenlerle görüştük. Ya çok teşekkür ederim gerçekten bu ilginize. Çok büyük işler bizleri bekliyor, onu söyleyebilirim. Bir iki gün video atamadım ama duyuruda da söyledim. İstanbul'da kaybolduk anasını satayım. İnternetim, hiçbir şeyim yoktu. Bu arada biz de batırmaya devam ediyoruz. Curry, D'Angelo Russell, bir basket faul daha. İnanılmaz. Bir anda geldiler. 57-57. 59-57. Hala aynı 5'te ısrarcı Frank Vogel. Dwight'a... Ay, neyse ki blok yemedik. Dwight, tamamlasan abi. Ben istemiyorum bu pasları. Cousins. Şöyle bir ters eşleşmeyi kullanalım diyorum ama... 24 saniye bitmek üzere. Cousins. At artık Cousins. Neyi bekliyor bu adam? Klay Thompson. Bomboş, isabetli değil. Beni hayattan da soğuttular bu arada şu an. Allah'ım, niye biz Curry'nin üzerinden bir şey yapmıyoruz? Çıldıracağım. Curry'yi gören uzun oynamaktan vazgeçiyor. D'Angelo Russell, Curry içeride. Yat lan aşağı Curry. Ey Cousins. Bak sesim gitti. Oğlum şaka mı bu Cousins? Yüzük alacağım lan. Lan oğlum, ben şampiyon olacağım demeyi biliyorsun. Yeter lan deyip el üstü uzaklardan üçlüğü misabetli. Yani eğer maç buna kalacaksa kaybederiz. Curry. Sakin. Uzaklardan üçlüğü görünce triggerlandı Curry. Oy, Harden misali isabetli değil. Bradley at. At 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 at. Allah'ım yarabbim. Bu pas niye bu kadar geç geliyor lan? Sonunda böyle normal bir beşle sahadayım. Davis, Dwight Howard, LeBron, Bradley ve ben sahadayız Lakers adına. Anthony Davis, Allah aşkına gel şu Cousins'a bir nispet yapalım. Anthony Davis içeriye geldi. Bak. Bak, direkt şuta kalkıyor adam Cousins, görüyor musun? Çok güzel çıktı Russell. İsabetli değil. Dwight Howard rebound'u aldı. Niye hızlı hücuma pas atmıyorsunuz abi? Anthony Davis. Çok güzel devrildi. Basket foul. DeMarcus. Bak da örnek al. Anthony Davis atışı da isabetli değil. Olsun, canı sağ olsun. LeBron'la D'Angelo eşleşiyor. LeBron. Sırtını hemen döndü. Hemen yardım geldi. Tam bir LeBron pası. İsabetli değil Dwight. Rebound'u aldı Dwight Howard. Molaya aldırıyoruz Golden State'e. Cousins kenara geldi. Biz öne geçiyoruz. Yani kenara geldim ve şu maç 114-96 bitti mi gerçekten ya? Vay anasını arkadaş. Ne diyeyim Frank Vogel?
helal olsun. Yani helal olsun Frank Vogel ve Cousins'a. Yine beni tanıyan yok. Ulan Frank Vogel. Önüme taş koyuyorsun be. Şuna bak, küçük Emrah gibi bakıyorum taraftarlara. Abirine selam verdim. Tanıdılar galiba beni. Soyunma odasında LeBron, ben, Rondo maçın özetini dinliyoruz. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Uçaktan indim, iner inmez direkt videoya oturdum. LeBron 18-17 yapmış ama o yetmedi yani. Hani ben 5'te 1 üçlük atmışım, evet, onu biraz geliştirmek lazım. Bir sonraki bölüm için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın. Videoların süresi uzayacak bu arada yakında. Lütfen sonuna kadar izlemeden, dinlemeden yorum yapanları uyarın. Öpüyorum, bay bay.